Online eğitim için iki taraf için de hem öğrencilerimiz için de hem de öğretmenlerimiz için de zor bir süreç oldu. Tabii ki de verim açısından bakıldığı andan itibaren iyi bir altyapının olmamasından dolayı %90 oranında verimsiz olduğunu düşünüyorum ki neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü ne olursa olsun yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şekildeki eğitim tutmaz. Ne online, ne uzaktan, ne de başka bir şekilde. Yani bizim buradaki asıl maksadımız nedir? Çocuklarımızla yüz yüze iletişimde anlama oranını daha çok çabuk öğretmen anlıyor. Anlayıp anlamadı. O yüzden biz yüz yüze eğitimden yanayız. İnşallah yeni bir dönem açıldı. Bu dönemde de Türkiye inşallah okullarımızı kapatmaz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlıklarının bize gönderdiği pandemi kurallarına biz uyuyoruz ve bütün okullarımız eğer uyarsa yüz yüze eğitimin devam etmesini istiyoruz. Ve ki devam da etmeli. Şimdi şu şekilde yüz yüze eğitim her zaman daha önemlidir. Çocuklarımızın büyük oranda yüz yüze eğitimden yana olduğu 1,5 yıl sonunda anlaşıldı. Dünya üzerinde bakıldığı andan itibaren en çok kapalı kalan okullardan birisi Türkiye'dir. Yani eğitim her zaman yüz yüze olmalıdır arkadaşlar. Ne olursa olsun. Biz yüz yüze olmasından yanayız. Bütün çocuklarımız da, velilerimiz de yüz yüze olmasından yanar. Ve tabii ki de bu vaka sayısına bağlıdır. Okulların kapanıp kapanmaması. Şimdi şöyle bir durum var. Yetkililer pandemi sürecinde eğer ki sayı yükselirse, vaka sayısı yükselirse ve ölüm oranı yükselirse tabii ki de bir önlem açısından kapatılmak isteniyor. Ki biz bunu eğer ki hayatımızda düzenli olarak bu kurala uyarsak, maske, mesafe ve hijyen konusuna uyarsak tabii ki de oranlar azalacak. Önemli olan konulardan biri ise aşı. Mutlaka herkes aşı olmalı. Yani aşı olmalı ki bu pandemideki salgın azalsın ve gereken önlemleri zaten bizim gibi kurumlarda dahil olmak üzere alıyorlar. Eğitime yüz yüze devam edelim. Milli Eğitim Bakanımız zaten bizim talim terbiye kurullarının verildiği sonuca göre okullarımızda düzenli, disiplinli bir eğitim sağlamasını bekliyoruz. İnşallah okullarımızda düzenli bir şekilde dezenfektanlarla, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyaraktan bu şekilde ilerlemesini ve eğitimi ileriye taşımasını bekliyoruz. Şimdi 1,5 yılın bir açığımız var. Evet, bunda hemfikiriz. Fakat eğer bunu müfredatı değiştirerek, müfredatı daha da incelterek devam edersek bu bizim kaybımız olur. İlerleyen nesillerdeki kaybımız olur. Sebep nedir? Yani çünkü biz burada nitelikli eleman yetiştirmektir amacımız. Yani çocuklarımızın üniversite kazanması, üniversiteyi okuması, üniversiteyi bitirmesi, yani nitelikli insanların nitelikli bir şekilde bitirmesi bize faydası sağlar. Yani o yüzden müfredatın değişmemesi, tam tersi ağırlaştırılması lazım. Ki nitelikli insan, nitelikli öğrenci ortaya çıksın ve buradaki temel maksat ne? İşinde iyi olan insanlarımızı başında görmek istiyoruz. Yani şimdi bugün bilim kurulunun bir toplantısı var. Bu süreçte kısıtlama yerine insanların bilinçlendirmesi lazım. Yani çünkü bizim vatandaşlarımızın çoğu, bakın çoğu diyorum bilinçsiz. Niye? Bana bir şey olmaz diyerekten maske takmıyor. Bana bir şey olmaz diyerekten hijyene dikkat etmiyor. Ve bu yanlış. Çünkü niye? Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Başkalarına da sorumluyuz. O yüzden eğer ki bizim vatandaşımız bilinçlenirse bu pandemiyi de biz kısıtlama olmadan, bakın kısıtlama olmadan hayatımıza devam edebiliriz. Yani biz pandemiye uymayacağız. Biz kendimize çeki düzen verdiğimiz sürece bu pandemi zaten yavaş yavaş toplu bir şekilde bağışıklık sistemine, toplum bağışıklığına zaten bunu atlatacağız. Ben size öyle söyleyeyim yani. Yani burada direkt ben bir kısıtlama getirildi. Kısıtlama getirince artık insanların dört duvar arasında yaşamasına olanak sağlıyoruz. İnsanların artık iletişim kopukluğuna neden oluyoruz. Ve aynı zamanda teknolojiyle iç içe girip aile arasındaki, bakın aile arasındaki ilişkiyi de tamamen yok ediyoruz. Yani bunun yerine, bakın bunun yerine eğer ki toplumumuz eğer ki bilinçli hale getirilirse bu her yerde ne kadar önemli olduğunu, bu pandemiyi hep birlikte başaracağımızı, hep birlikte adım atarak
ortadan kaldıracağımıza inandırmamız lazım, bilinçlendirmemiz lazım. Bilinçlendirdiğimiz sürece de yani kimseye ben maske tak zorunda kalmam. Kimseye ellerini yıka demekten zorunda kalmam. Ellerine dezenfektan sık demek zorunda kalmam. Herkes zaten üzerine düşen görevi yaparsa burada ortada pandemi diye bir şey kalmayacağına inanıyorum. Şimdi online sisteme geçersek tabii ki de bu neslimiz kayıp nesil diye tabir edilen nesil devam edecek. Yani çünkü bizim çocuklarımız tam bilinçli değil. Bizim velilerimiz tam bilinçli bir veli değil. Çünkü yani zaten bilinçli olsa eğitimin sadece okulla alınmadığını herkes bilir ve gereken her şeyi de yaparlar. İleride ki bu kuşak ileride doktor olacak, mühendis olacak, öğretmen olacak. Yani ileride benim çoluğumu çocuğumu okutacaklar veya sizlerin çoluğunu çocuğunu okutacaklar. Biz nasıl ki eğitim kurumlarına gittiğimiz zaman öğretmeninizin tecrübesi nedir gibi soruyla karşı karşıya kalıyoruz her zaman. İlerleyen zamanlarda biz buna bakmayacağız. Bakamayacağız daha doğrusu. Çünkü hepsi aynı şartlara yetişiyor. Bence okullar yüz yüze devam etmeli. Her zaman olduğu savunduğum gibi yani burada nitelikli eğitim verilmeli.